Mehmet Yılmaz, sevilmeden sevmeyi becerebilir misiniz? Benden size kesin bir bilgi, istediğiniz kadar yayabilirsiniz, sevilme ihtiyacımızı karşılamamızın bir tek yolu var, sen de birisini seveceksin. Birisine ihtiyacı olan sevgiyi vermelisin ki o da senden bunu esirgemesin. Gündüz Vassaf, son romanı, Ressamın İsyanı ile ilgili olarak yapılan söyleşide, T24 Tenebru D, Demircioğlu'na şunu söylüyor, İnsan sevilmeden de sevebilir onu beceremiyoruz. Caravaggio sevilmeden seviyordu. O da insanı seviyordu. Sevgiyi, inancı sorguluyordu. Sevilmeden sevmeyi beceremiyoruz önermesini okuyunca gördüğü bir sokak kavgasına karışıp en azından burnunu kanatmadan rahat edemeyen insan psikolojisine girdim. Bu meselede bir iki yumrukla ben sallayayım dedim. Farkında olduğunuza eminim ama üzerinde düşünmediğinize bahse girerim, çoğumuzun doğduğu ve büyüdüğü yüzyıldan söz ederken artık geçen yüzyıl diyoruz. Ve, geçen yüzyılda, ebeveyn çocuk ilişkisinin esasen, maddi, olduğuna inanılırdı. Çocuk korunmak istiyordu, yemek, barınmak ve büyümek için ebeveynlerine muhtaçtı. Onun için çocuğun kendisini güvende hissetmesini sağlayacak kadar ilişki, ruh sağlığı yerinde bir çocuk büyütmenin sırrı olarak görülüyordu. O zamanın öğütleri ağlayan bir bebeği susturmak için kucağa almak, öpüp okşamak, sallamak doğru bir tutum olarak görülmüyordu. Çocuk zamanında beslenmeliydi. Acıktığı için ağlayan bir bebeğin ağzına memeyi dayamak yanlıştı. Eğer çocuğunuzu bebekliğinden itibaren böyle bir disiplinle büyütürseniz, herhangi bir sorunla karşılaşmayacağınız çocuk bakım kitaplarının en temel öğütlerindendi. Onun için modern toplumlarda geçtiğimiz yüzyıl boyunca bebekler, çığlık çığlığa ağlamak zorunda kaldılar. Bu çocuk niye ağlıyor, bir derdi mi var, karnı mı aç, altı mı kirli, diyenlerin yerini çocuk ağlasa da disiplinden taviz vermemek gerekirciler almıştı. Disiplinli bir çocuk yetiştirmek temel hedefti. Çocuğu şımartmamak gerekiyordu. Bugün bile birçok genç ebeveyn için bu hala geçerli bir durum. Büyük anne ve büyük babaların çocukları şımarttıkları, aile içi eğitim düzenini bozdukları gibi fikirler hala birçok evde önemli tartışma konusu olabiliyor. Yine mi çikolata aldın baba? Serzenişinin ardında bu disiplin hedefi var akıllarına çocuklar neden çikolatayı bu kadar seviyor? Bir kişiyi çok sevdiği bir nesneden uzak tutmaya çalışmak ne kadar mantıklı? sorusu gelmiyor. Asıl ihtiyaç başka. Ancak 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra çocukların duygusal ihtiyaçları olduğu fikri de kabul görmeye başladı. Psikolog Harry Harlow basit bir deney yapmıştı. Kuşkusuz ki deneyin objesi konumundaki maymun yavruları için acı verici bir deneydi. O yıllarda insanlığın iyiliği için bazı deney hayvanlarının acı çekmelerinin ahlaki olup olmadığını sorgulamak kimsenin aklına gelmiyordu. Ancak bu deney bebeklerin duygusal ihtiyaçları olduğunu ortaya koydu. Bazı maymun yavrularının canı yanmıştı ama bazı insan yavrularının da acı çekmelerinin yanlışlığı anlaşılmıştı. Harlow maymun yavrularını doğumdan kısa bir süre sonra annelerinden koparıp özel kafeslere aldı. Kafeste iki anne modeli vardı. Birisi memelerinin yerine yerleştirilmiş süt dolu biberonlara sahip olan ve metalden yapılmış bir anne maketiydi. Diğeri ise çocukların pelüş oyuncakları gibi yumuşak şekilde doldurulmuş bir anne maketiydi ama memelerinin yerinde bulunan biberonların içinde süt yoktu. Ve bebek maymunlar her seferinde memeleri boş olan yumuşak anne maketine sarılıyorlardı. Aç kalıyorlar ama gidip metal anneye sarılarak süt emmeyi reddediyorlardı. İnsanlar da dahil olmak üzere tüm memeliler aleminin sadece yemekle yaşamadıklarını, duygusal ihtiyaçları olduğunu da ortaya koyan bir deneydi bu. Çocukken bir battaniyeye ya da bir yastığa delicesine bağlı olan çok insan var. Dünya yüzünde en çok satılan oyuncakların, içi yumuşak suni ya da doğal elyaf ile doldurulmuş bez bebekler ve hayvanlar olmasına bunun için çok şaşırmamak gerek. Freud'un en parlak öğrencilerinden biri olarak kabul edilen Theodor Rien hastalarından bir kız çocuğu, yaramazlık yaptığı zaman annesinin mutlaka kendisini cezalandırmasını istiyormuş. Reik, çocuğun kaygısının çekirdeği yalnız bırakılma korkusuydu çünkü cezalandırıldığı zaman annesinin daha sonra onu yeniden seveceğini düşünüyordu diye anlatıyor. Herkes ister elbette bu duygusal gereksinim sadece bebekler için geçerli değil. Biz yetişkinler de sevilmek istiyoruz. Ama koca bir adamı ya da bir kadını kim niye kucaklasın, niye saçlarını okşasın, niye sarılıp birlikte yatsın? Erich Fromm, Sevme Sanatı isimli kitabında olaya bütünüyle yanlış bir açıdan yaklaştığımız için sevgiyi bulmakta zorlandığımızı yazıyordu. Nedeni ise tüm kültürümüzün satın alma iştahına dayanıyor olmasıydı. Kendimizi sevgi için uygun bir nesne haline getirebilmek için didinip duruyorduk. Güzel kokular, şık elbiseler, estetik operasyonlar, servet biriktirmek, başarı hırsı, kısacası, birisini tavlamak için gerekli olduğunu zannettiğimiz, maddi şeyler için çabalıyor ve kendimizi, sevilecek birisi, konumuna getirmeye çalışıyorduk. Çünkü sevmenin kolay, sevilecek şeyi bulmanın zor olduğuna koşullanmıştık. Sevilecek şey zor bulunuyorsa ve bizler de kendimizi sevilecek şey haline getirebiliyorsak, bizi kolayca sevebilirlerdi from gerçeğin bunun tam tersi olduğunu iddia ediyordu. Sevilme ihtiyacı yalnızlık korkusuyla ilgiliydi ve sevgi bu koca dünyada yalnız kalmamamızı sağlayabilecek tek güçtü. Ve arkadaşlar bu da benden size kesin bir bilgi, istediğiniz kadar yayabilirsiniz. Sevilme ihtiyacımızı karşılamamızın bir tek yolu var. Sen de birisini seveceksin. Birisine ihtiyacı olan sevgiyi vermelisin ki o da senden bunu esirgemesin. Sanki basit bir alışverişten söz ediyor gibiyim. Bakkala gittim, para verdim ki o da bana ekmek versin gibi. Panaşısun iksiri böyle anlatınca insana ne kadar soğuk ve uzak geliyor değil mi? Duygudan yoksun bir deney gibi. Milattan önce 2. yüzyılda yaşamış filozof Panaşus'un öğrencisi de olan Stoacı Hecato şöyle demiş, sana içinde ilaç, ot ya da büyücü tılsımı olmayan bir aşk iksiri göstereceğim, eğer sevilmek istiyorsan, sev. Roland Barthes da sevecenliğin tek taraflı bir eylem olmadığını, karşımızdakinden de beklediğimiz bir şey olduğunu söylüyor. Karşılıklı bir iyiliğin içine kapanırız, karşılıklı olarak annelik ederiz. Her tür ilişkinin köküne, gereksinimli arzunun birleştiği yere döneriz diye yazıyor. Zekamızın daha bu kadar gelişmemiş olduğu evrim sürecinin ilk aşamalarında insansı atalarımız muhtemelen sadece üremek için sevişiyorlardı. Elimizde yazılı bir şey olmadığı için elbette o dönemlerde bir erkek ile bir kadının birbirlerini sevişmeye ikna etmek için nasıl bir sevgi gösterisinde bulunduklarını bilemiyoruz. Kim bilir belki silah olarak kullanılabilen bir kemik parçası ya da dalından yeni koparılmış bir meyveydi bunun yolu. Theodor Reik şöyle yazıyor: Arzuları sevilmek olan ve bu isteği diğerinden çok daha güçlü olan çok sayıda insan tanırsınız. Sevgi nesnesi olmak için olağanüstü duygusal enerji harcayan ve sevgi vermenin mutluluğunu bilmeyen tipler vardır. Tersi de var tabi, sevilmekten daha çok birisini sevmeye kendisini adamaya hazır tipler. La Rochefoucauld Dükü, Maxims isimli özdeyişler kitabında şöyle yazmış mesela, aşkın zevki sevmektir ve kişi, bir başkasında uyandırdığı tutkulardansa kendi hissettiği tutkudan mutluluk duyar. Ben de aşkın tek taraflı bir duygu olduğunu düşünürüm ama doğrusunu isterseniz romantik olarak ne kadar yüceltilirse yüceltilsin tek taraflı aşk aşık için acı verici bir deneyimdir. Çevrenize bakın, huzurlu ve mutlu olduklarını düşündüğünüz her insanın hayatında onu seven, kendisinin de sevdiği bir insan vardır. Birbirlerini gördükleri anda aynı şekilde heyecanlanan bir çift olmaktan daha iyi ne olabilir ki? Mehmet Y. Yılmaz'ın bu yazısı Oksijen Gazetesi'nden alındı.